Merhaba efendim. Bugün size Paris'ten sesleniyoruz. Paris'in North New Jersey'de bir ilçemiz. New York'a yaklaşık 10 mil uzaklıkta bir ilçemiz. Son derece şirin, kostak bir ilçesi Amerika'nın. Burada genellikle Türklerin yoğun yaşadığı bir yer, restoranların bol olduğu bir yer, marketler filan hepsi burada. Main Street diye bir streetimiz var. Hepsi onun üzerinde. Yaklaşık burada 6 ay önce ekstra bir Türk restoranımız daha oldu. Galata Restorantı. Galata Restorant'ın sahibiyle sizler için biraz görüş alalım, bilgilerini alalım. Bakalım nasıl bir yermiş. Hep beraber Serhan Bey ile görüşelim. Merhaba Serhan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş bulduk. Hayırlı olsun, dışarıdan çok güzel, şahane gözüküyor. Peterson'ın Main Street üzerinde çok da güzel bir yerde, işlek bir yer. Neler söylemek istersiniz bize bununla ilgili? Yaklaşık 6 ay önce dükkanımızı açtık. Kasap reyonumuz var. Aynı zamanda restoran hizmeti de veriyoruz burada. Evet. Burada Türk ve Arap potansiyeli çok olan, yani şöyle diyebilirim, Türklerin ve Arapların Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir yer diyebilirim. Aynı zamanda merkez gibi diğer state'lerden de buraya gelen çok müşteriler oluyor, yakın state'lerden. Hı hı. Adeta cuma, cumartesi, pazar günü burası böyle bir şenlik yeri gibi oluyor diyebilirim. Gelirken de görmüşsünüzdür birçok Türk restoranı, Arap restoranı ve market, Türk marketlerimiz de burada bulunmakta. Biz biraz daha bir değişik bir konsept yapalım istedik. Evet. Kasap reyonunun yanında restoranımızda insanlar etleri görerek, beğenerek, şimdi diğer yerlerde görme şansınız olmuyor. Burada mesela insanlar gelip bu konsepti de çok beğendiler. Evet. Mesela yiyeceği eti burada görüp, seçip, beğenip pişerken de aynı zamanda kömür ateşinde burada pişiriyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda homemade annem mezelerimizi de annem hazırlıyor. Annemiz ustamızla beraber. Yapıyor maşallah. Evet. Çok güzel. Ailece burayı işletiyoruz. Eşim, ben, annem. Evet. Ustamız da şu an yaprak döneri kesiyor o tarafta. Evet. Galata ismi nereden aklınıza geldi? Galata İstanbul'da bildiğim Galata Kulesi. Evet. Benim çok sevdiğim bir mekan vardı, evet, İstanbul'da, Galata Kulesi'nin çaprazında. Hı-hı. Oradan geldi. Ama çok da güzel bir isim. Ya. Akılda kalıyor. Ya, evet. Maşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ha, bu arada solda buzdolabında bayağı bir ürünlerimiz var. Bunlar Türkiye'den geliyor, yok, değil mi hepsi? Türkiye'den geliyor. Türk toptancıları buraya getiriyor. Sucuklar da Türkiye'den mi geliyor? Yok, sucuklar burada yapılıyor. Türkiye'den et girişi yasak olduğu için ama Türk firmaları üretiyor. Burada üretiliyor. Evet. Sucuk, salam. Salam, pastırma. Sosisler de burada üretiliyor. Evet. Peynirlerimiz evet. Hepsi Türkiye'den geliyor. Türkiye'den yoğurtlar geliyor. Yoğurtlar burada yapılıyor. Yukarıdaki yoğurtları da şurada annem homemade, doğal organik Amish sütünden. Evet, kendi, homemade yoğurdu görüyoruz kendi yukarıda. Kendi kaymağımızı da kendimiz yapıyoruz. Sütlü tatlarımız da bu kaymak, organik Amish sütünden. Kaymağı burada mı yapıyorsunuz? Burada annem yapıyor. O çok güzel, süper. İnsanlar biraz daha böyle doğal şeylere daha fazla talep ediyor. Evet, şu kaymağı merak ettim. Çünkü kaymağı çok seviyoruz ama. Evet, aynen. Burada çok güzel organik, çok aynen güzel bir kaymak, organik kaymak yani, evet, gibi. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Evet, çok güzel. Evet. Burada neler var bakalım? Zeytinler var. Türkiye'den geliyor değil mi? Amerika'ya ait değil bunlar. Yok, bunlar Türkiye'den geliyor. Çok güzel. Burada da es geçtik ama burada da ünlü trileçe Albanian tatlısı. Bunu da annem yapıyor. En çok müşterilerimizin talep ettiği. Ben ilk defa gördüm. Ne bu tatlının ismi? Albanian tatlısı. Arnavutların yapmış olduğu bir. Peki burada Arnavutlar yaşıyor mu ki bu tatlıyı yaptınız? Arnavutlar da yoğun olarak yaşıyor. Çok güzel. Buraya yakın. Öyle mi? 15 dakika mesafe. Arnavutlar da bizim kültürümüz aynı zaten. O yüzden baklavalar falan. Eşim de Arnavut zaten. Oo, çok güzel. Maşallah. Güzel. Evet. Restoranın içi çok hoşuma gitti. Kahverengi krem böyle ağırlıkta. Masalarımızı da Türkiye'den getirdik. Masalar böyle sanki doğal böyle kütükten yapılmış, evet, gibi filan. Çok değişik yani. Nezih bir şey. Çok hoşuma gitti. Hayırlı olsun. Evet, şurada mezeleri görüyoruz. Yeni hazırlanmış mezeler.
Bunlar soğuk mezelerimiz. Anladım. Bu yoğurtlu patlıcan, bu kızartıyoruz bunu. Evet. Fryer'da. Bu ne? Bu muamara. Bu acılı ezme. Acılı ezme. Bu carrot tarator. Havuç tarator. Evet. Humus bu, mu? Bu humus. Bu şakşuka. Bu yaprak sarmamız. Evet. Bu da yine patlıcan. Aynen, bize Türkiye'yi aratmıyor. Burada ne istersek var yani. İçli köftemiz de var. O da şu an. Evet, demin gördük şurada. Gitti galiba. Burada içli köfte vardı az önce. Ha, burada. Evet, içli köfte de yani tamamen profesyonel bir şey. Aşçımızın da ellerine sağlık. Evet, çok var. Güzel. Ustamız da içli köfteyi harika yapmış. Sarma çok güzel görünüyor. Burada kavurmalar da yapıyoruz. İnsanların bazı, evet, genelde müşterilerimiz... Ha, bunlar kavurma mı? Evet, onlar kavurmalar. Kavurur. Bazı müşterilerimiz bekar olduğu için çalışıyorlar. Vakitleri yok yemek yapmaya. Evet. Onlar için kolay oluyor. Geliyorlar, alıyorlar hemen makrovayda ısıtıp. Sigara sarması görüyorum orada. Sigara böreğimiz var, paçanga böreğimiz var. Evet, çok güzel. Burada kuru fasulye, değişik. Hiçbir üründe şey kullanmıyoruz. Yani konserve patlıcan kullanmıyoruz. Kesinlikle. Bütün patlıcanlarımızı kömür ateşinde közleyip o şekilde yapıyoruz. Bu da tadı çok değiştiriyor. Aynı evdeki, evet, o tadı yakalıyoruz. Çok güzel kelle paça çorbamız var. Çok güzel. Genelde çok talep oluyor ona. Peki kelle paça böyle talep çok oluyor mu? Hafta çok, sonları ya, falan bizim hafta için var. Cuma günü, çarşamba günleri çıkıyor. Yok, biz haftanın çorbası. Bizde haftanın her günü kelle paça mercimek her çorbası bulunuyor. Çok güzel. Yakın zamanda sulu yemeklere yapmayı da kesinlikle planlıyoruz. Süper. Menü bayağı zengin menü. Steaklerimiz, evet, de var. Yani diğer restoranlara göre, diğer Türk restoranlarına göre bizi ayıran en büyük şeylerden bir tanesi de böyle steak yapabiliyoruz. Hı hı. Kasap olmamızın avantajını restoran tarafında kullanıyoruz. Hı hı. Kömür ateşi, odun kömür ateşinde bunları yapınca çok lezzetli. Peki, bir menüyü görelim şöyle. Menünün hazırlanışı çok güzel. Şöyle bir gösterelim. Galata. Burada Galata kulemiz var. Galata kulemiz var, evet. Tabii Arapça da yazmışsınız. Arap müşteriler olduğu, evet, için değil mi? Şöyle bayağı zengin burada bir menümüz var. Cold, cold mezelerim, soğuk, evet, mezelerimiz, soğuk mezeler, sıcak mezelerimiz. Aha. Burada kahvaltı tabağımız var. Menemen, pastırmalı yumurta, evet, sucuklu yumurta. Aynı zamanda güveç de yapıyoruz. O da çok talep Adana, görüyor. Urfa, Ali Nazik. Adana Urfa görüyorum burada. Bütün kebaplarımız mevcut. Bütün kebaplar var. Bunun kahvaltı veriyorsunuz. Burada daha çok müşteriler hangi yemekleri tercih ediyorlar? En çok burada neyi satıyorsunuz? Yaprak döner çok talep ediliyor. Biz yaprak kıyma döner yapmıyoruz da slice etten, evet, dana etiyle kuzu kaburgasını la beraber yaprak döner yapıyoruz. Yaprak bu çok talep alıyor. Daha mı çok talep alıyor? Daha çok talep alıyor. Anladım. Adana'mız çok talep alıyor. Steakler dediğim gibi hani bulunmadığı için diğer Türk restoranlarda o biraz daha fazla talep alıyor. Pirzolamız talep alıyor. Burada daha çok etnik kültür burada çok fazla. Yani hangi milletler yaşıyor bizim Türklerin haricinde? Burada Karaçaylılar çok var. Tamam. Eskişehir. Eskişehirliler çok var. Karadenizliler çoğunlukla burada. Eskişehir Türkleri. Eskişehir ya, onlar çok. Onlar çok. Burada çok. Çok burada. Genelde buranın biraz daha eskileri Eskişehirliler diyebilirim. Pakistanlılar falan Pakistan, var mı? Burada Araplar, Filistinliler çok. Ürdün, evet, Filistin. Onlar çoğunlukta. Çok yani. Tahminim bizim buranın belediyesine Türk vatandaşlarımızdan da girenler var. Oldu, evet, değil var mi? Var. Yani politikaya. Şu an Arap kökenli belediye başkanımız. O da genelde bütün business'ları, bütün restoranları ziyaret ediyor. Bizim sayfamızda da var. Çok güzel. Evet. Ya burası %80 yani %100 çok büyük. Yakında Türkiye Müslüman olacak galiba burası herhalde. Little Turkey. Ya evet. Hafta sonu özellikle diğer state'lerden de gelenler çok oluyor. Çünkü evet, burada insanlar gelip Türk berberini bulabiliyor. Türk marketini bulabiliyor. Hepsi pidecisi, mevcut, restorantı tabii. Burada siz de yani gezdiğinizde görmüşsünüzdür. Onlarca Türk dükkanı mevcut burada. İnsanlar geldiği zaman her şeyi bulabiliyor burada. Yan tarafta baklavacı gördüm. O da evet, o da Türk baklavacısı. O da Türk değil mi? Evet. Ben bir fırınımız var burada biraz Hazel Street'te, bu sokağın bir arka. Türk mü işletiyor sokağını? Burada? Sokağını Türk, yani onun da sahibi Türk. Burada her şeyi bulmak mümkün.
Buradaki insanlar biraz daha diğer yerdekilere göre daha şanslı diyebilirim. Dediğim gibi buradaki insanlar çok şanslı çünkü burada ne arasalar bulabiliyorlar. Bütün marketler, işte bakkallar, kuaförler hepsi Türk. Biz tabii South'ta biraz zorlanıyoruz. Siz de yakın sayılırsınız. Geleceğiz yakında inşallah. İnşallah her zaman yani. Bekleriz. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim.